Atina'ya gideceğiz. Zira Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı Yunanistan'da Barcelona Sözleşmesi 19. Taraflar Toplantısı'nın bakanlar oturumuna katıldı. Bakan Sarı şu anda Atilla temsilcimiz Derya Özcan'ın yanında. Derya sözü size bırakıyoruz. Ayşe evet, senin de söylediğin gibi önemli bir toplantı için e, Bakan Sarı Atina'daydı bugün. Şu an bizimle birlikte hemen ben de sözü kendisine veriyorum. E, hoş geldiniz Sayın Sarı. Bugün önemli bir toplantı vardı. Barcelona Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşen bir toplantıydı bu. Hem sözleşmenin hem de bugünkü toplantının önemini e, bize kısaca aktarabilir misiniz lütfen? Evet, öncelikle Atina'dan tüm... Türkiye, tüm halkımıza selamlarımı iletiyorum. Bugün burada önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Yaklaşık üç günden beri süregelen toplantının son ayağını bugün hep beraber bakanlar olarak gerçekleştirdik. 19. Taraflar Konferansı, Barcelona, Barcelona Sözleşmesi'nin 19. Taraflar Konferansı bugün Atina'da gerçekleşti. Bildiğiniz gibi Akdeniz'i kirliliğe karşı koruma sözleşmesi yani kısaca Barcelona sözleşmesi geçen dönemde 18. Taraflar Konferansı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Bugün hem ev sahipliğimizi Atina'ya devrettik hem de geçen iki senelik süreç boyunca Türkiye olarak neler yaptığımızın üzerinden kısa bir briefing de verdik. Çok güzel projeler ve Evet maalesef Atina bağlantımızda e, bir sıkıntı yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı. E... Atina temsilcimiz Derya Özcan'ın sorularını yanıtlıyordu. Özellikle Barcelona Sözleşmesi'nin 19. Taraflar Toplantısı'nın Bakanlar Kurulu'nda Zira Türkiye, Ankara diyelim daha doğrusu. Bugün itibariyle bu başkanlığı da Atina'ya e, devretmiş oldu. Bakalım bir deneyelim isterseniz. Gelin bir daha bir Atina'ya gidelim. Derya Özcan'ın yanında Bakan Sarı var. Eğer sağlıklı bir... Evet, devam ediyoruz. Son Duyabiliyorsak dinlemeye devam edelim kirliliğin azaltılması için yapılması gereken çalışmaların hassasiyet ve uyum içinde gerçekleştiği konferanslar. Türkiye olarak da biz 40 seneden beri hem Barcelona Anlaşması'na hem de Bükreş Anlaşması'na ki Bükreş'te Karadeniz'in kirliliğe karşı korunma anlaşmasıdır. iki tarafta üye olan tek ülke olarak biz ev sahipliğimiz döneminde iki anlaşmanın da uyumlu bir biçimde çalışması için çok güzel bir Mütabakat anlaşması gerçekleştirdik. Bu da bizim dönemimizde önemli bir adım olarak e, ilettik buradaki toplantıda. Yine kendi dönemimizde 18. Taraflar Konferansında Brüksel, e, pardon, Barcelona anlaşmasının e, finans sorunlarının da büyük bir kısmını hallettik. Ama en önemli öncelikle olarak ortaya çıkan iki projemiz vardı ki burada çok güzel bir karşılığını bulduk. Bunlardan birincisi mavi kart uygulamamızdı. Geçtiğimiz günlerde dün kısa bir sunumla mavi kart uygulamamızı konferansta tanıttık, bakanlar seviyesinde tanıttık ve çok güzel bir karşılığını bulduk. Bu mavi kart uygulamamız sayesinde biz Türkiye kıyılarında gezinen bütün teknelerin atıklarının kontrolünü yapıyoruz. ...ve özellikle e, bütün Akdeniz'in, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde benzer bir çalışmaya da ön ayak olacağına inanıyoruz. E, önümüzdeki aylarda, na, e, Nairobi'de gerçekleşecek olan toplantıda, genel kurul toplantısında daha geniş bir sunumla bu projemizi anlatacağız. Türkiye'de yaklaşık bir seneden beri uygulanan bir proje. Özellikle yaz aylarında, Türkiye'nin sahil e, şeridinde yoğun bir turist ve tekne akını olduğu için... Bu noktalarda yaptığımız 269 noktadaki e, kirlilik araştırması analizleri sonucunda özellikle mavi kart uygulaması ile birlikte Türkiye bildiğiniz gibi denizdeki kirlilikle çok başarılı bir savaş gerçekleştiriyor. Ve e, dünyada mavi bayrağı sahip sahiller listesinde de ikinci sıraya geliyor. Bizim hedefimiz 2023'e kadar dünyada mavi bayrağı sahip birinci ülke olmak. E, bu da Akdeniz... E, Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması çerçevesinde, Barcelona Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğun da bir kısmını yerine getirmiş anlamına geliyor. Yine bugünkü çalışmalarımızın güzel bir sonucu, İstanbul'da çevre dostu şehirler ödülü'nün Atina'daki karar verilmesi noktasında gerçekleşen bir projemiz vardı. Biz Akdeniz'e kıyısı olan kentlerimiz, kasabalarımıza bir ödül vermek amacıyla yola çıktık. Kendi başkanlığımız döneminde, kendi ev sahipliğimiz döneminde bunun altyapısını oluşturduk. Dün bunun kabulü yapıldı. Bundan sonra her iki senede bir uluslararası çerçevede e, bağımsız jürilerin vereceği kararla Akdeniz'e kıyısı olan bir şehrimize Çevre Dostu Şehir, İstanbul Çevre Dostu Şehri e, ödülünü veriyoruz ki bu İstanbul'u bundan sonra bütün dünyada daha fazla deklare etmemiz anlamına geliyor. Bu da çok önemli bir projeydi bizim için. Bu iki proje çok güzel karşılık buldu. Bundan sonraki süreçte özellikle hem mavi kart uygulamamız hem de İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü gündemde çok kalacak diye düşünüyorum. Evet. Aslında az önce bahsettiğiniz Türkiye'de Akdeniz'in çevre açısından korunması için birçok projeye imza atıyor. Bu konuda diğer ülkelerle işbirlikleri nasıl Türkiye daha fazla e, nasıl projelere imza atabilir veya bugünkü görüşmeler içerisinde yeni gelişmeler oldu mu? Tabii ki e, bugün ikili görüşmeler de yaptık özellikle Yunanistan'la yaptığımız ikili görüşmelerde yine bu mavi mavi bayrak uygulamasının İki ülkenin de e, kontrolünde olan Ege Denizi'nde beraber ortaklaşa uygulanması noktasında işbirliği e, çalışmamızı başlattık. Yine Malta ile yaptığımız görüşme bu çerçevede çok iyi geçti. E, Bosna Hersek ile görüşme yaptık. Keza aynı konuları konuştuk. Yine önümüzdeki saatlerde ikili görüşmelerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği konusundaki hassasiyetini her fırsatta dile getiriyoruz. Yine biz... Özellikle dünyanın gündeminde olan iki önemli konu var biliyorsunuz. Tabii ki gündemi çok farklı konular da meşgul ediyor ama bütün dünyanın uzun vadede gündemde tutacağı iki önemli konu var. Bunlardan biri 2020 yılında başlayacak olan Paris Anlaşması, iklim değişimi üzerine yapılacak değişikliği üzerine yapılacak anlaşma çalışmaları. İkincisi de sürdürülebilir kalkınma. Hedefleri 2030 ajandası. Bu iki önemli konu dünyanın gündemini uzun süre meşgul edecek. Yani belki 50, belki 100 sene boyunca meşgul edecek ki biz Paris İklim Konferansı'nda 2100 hedefine doğru bir proje çalışması ortaya koymuştuk ki hedefimiz 2100'e kadar dünyanın ısısını 2 derecenin altında tutmaktı ısı artışını. Bu iki gündem çerçevesinde yine bir önerimiz oldu. Biz dedik ki bölgesel stratejik araştırma merkezleri noktasında bir de iklim değişikliği üzerine bir araştırma merkezi kuralım. Ee, bunu da Türkiye'de kuralım. Bunun da önerisini sunduk. Barcelona Sözleşmesi çerçevesinde iklim değişikliği rak diyoruz biz ona. İklim değişikliği rakını Türkiye'de kurma noktasında da teklifimizi sunduk. Bunu yazılı hale de getireceğiz. Umarım bu dönem içinde Yunanistan'ın ev sahipliğinde iklim değişikliği üzerine yeni bir merkez kurulur. Bu merkezinde ev sahipliğini Türkiye yapar diyoruz. Evet. Şimdi stüdyodan bir e, sorumuz varmış. Ayşe seni dinliyoruz. E, Derya evet e, Sayın Bakan'a iletebilir misin? Mavi Kart uygulamasından bahsetti, onu tanıttı ve burada e, kıyılardaki teknelerin atıklarının kontrolünün yapılacağını söyledi. Ama bu AB standartlarında mı olacak? Çünkü Akdeniz ve Ege'de Türk sahillerinde bu tekne turizmi malum e, bir hayli popüler. Fakat çöp ayrıştırma vesaire ya da e, daha... Farklı bir farkındalık henüz benimsenmemiş vaziyette. En azından limanlara ve denizlere atılan çöpler konusunda bir ayrıştırma ya ya da böyle bir uygulamaya gidilecek mi? Tıpkı AB standartlarında olduğu gibi. E, stüdyomuzdan Ayşe Suberker'in bir sorusu var. E, mavi kart uygulamasından bahsettiğiniz diyor. Bu mavi kart uygulaması acaba AB standartlarında olacak mı? Atıkların ve çöplerin ayrıştırması konusunda özellikle. Zaten biz bütün atık e, bertarafı noktasında yaptığımız çalışma AB uyum çerçevesinde gerçekleşiyor. Dünyada ilk ve tek Türkiye'de mavi bayrak, pardon mavi kart uygulamasını biz gerçekleştirdik. Tabii ki AB standartlarına uygun bir biçimde gerçekleştirdik ve bunun Türkiye'de patenti Türkiye'de olduğu için bundan sonrasında ilk etapta Akdeniz bölgesinde, daha sonra Karadeniz veya dünyanın ...bütün denizlerinde uygulanması noktasında da ön ayak olacağımızı söyleyebilirim. Peki çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim. Teşekkürler. Ayşe Söz sizde. Derya Özcan'a teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı Derya Özcan'ın sorularını yanıtladı... ...ve ilk kez Türkiye tarafından uygulamaya konulacak. Özellikle mavi kart uygulaması ile ilgili detayları da aktardı...